Sevgili öğrenciler, sizlerle yüz yüze ders anlatmak isterdim. Fakat tüm dünyada ciddi mortalite nedeni olan COVID salgını nedeniyle neredeyse hayatın durduğu bu ortamda sizlerin geleceği hekimleri olarak bir nebze de olsa eğitim ortamından uzak kalmamanız için teorik derslerimizin imkanlar dahilinde uzaktan eğitim sistemiyle yapacağız. Hocalar olarak sizlerden isteğimiz, geleceğin hekimleri olarak şu an yoğun stres altında çalışan hekim, abiler ve ablalar ve hocalarınızın yaşadığı zorlukları düşünerek bu okuldan uzak geçen zamanlarınızı en iyi şekilde değerlendirmenizi istiyoruz. Kendinizi geleceğe en güzel şekilde hazırlamak için gerekli çalışma ve okumalarınızı yapmanız gerekmektedir. Evet kıymetli öğrencilerimiz, bugün ben size aslında pek çoğumuzun farkına varamadığımız hastalık ilerlediği zaman ciddi mortalite ve morbidite sebebi olan kalp yetmezliğinden bahsedeceğim. Kalp yetmezliği ya da yetersizliği öncelikle ileri yaşlarda görülen, sıklığı çok artan, hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hatta özellikle evre 4 olarak kalp yetmezliği başladığı zaman bunun hem tedavisi hem tedavi açısından zorluklarına baktığımız zaman birçok kanser hastalığından daha mortal seyrettiği bir gerçektir. Ben bu dersi anlatırken akış şeması olarak kalp yetmezliğinin epidemiyolojisi, tanımlaması, etiyoloji, patofizyoloji, bulgular ve fizik muayeneden bahsettikten sonra tanı ve tedaviden bahsedeceğim. Kalp yetmezliği ifade ettiğim gibi yaşla birlikte sıklığı yaklaşık %1-2 olarak artmaktadır. Bu açıdan baktığımız zaman ülkemizde yapılan HEP çalışmasına göre özellikle 35 yaş sonrası kalp yetmezliği insidansı %9'un üzerindedir. Bu sebeple kalp yetmezliğine sebep olan hastalıkları tanıyıp öncelikli olarak tedavi etmek çok önemlidir. Yaklaşık 2,5 milyon hipertansiyon, miyokard infarktüsü, aşırı obez ve tedavi alamayan kişileri düşündüğümüz zaman gelecekte bunların ne kadar hem maddi hem manevi yük getireceği aşikardır. Özellikle maliyet açısından tedavi etkisini araştırdığımız zaman birçok hastalığın ötesinde yapılan araştırmalara göre yaklaşık yıllık 4-5 milyar TL gibi bir maliyetle olacağı ifade edilmektedir. Kalp yetmezliğini kısaca tanımlamak istediğimiz zaman basitçe kalbin pompayı yetersiz olarak tarif edebiliriz ya da son dönemlerde kılavuzlara giren tanımı dikkate aldığımız zaman kalp yetmezliği değişik neden ve hastalıklar altında dokuların değişen oksijen ve metabolik ihtiyaçlarını karşılamada kalbin pompa fonksiyonunun bozulması ve bu fonksiyonu yüksek dolum basınçlar altında sağlayabilmesi için ortaya çıkan klinik sendromların bir bütünüdür. Kalp yetmezliğinin etiyolojisine baktığımız zaman çok sık bir hastalık grubu oluşturmaktadır. Özellikle ani kardiyak ölüm, trafik kazası, suda boğulma gibi ani ölümleri dışarı tuttuğumuz zaman birçok hastalığın nihai sebebi kalp yetmezliğine doğru gitmektedir. Bu açıdan kalp yetmezliğinin sebepleri çok geniştir. Özellikle etiyolojiyi saymaya başladığımız zaman başta koroner arter hastalıkları, bunun en ciddi klinik tablosu olan miyokard infarktüsü ve onun oluşturabileceği komplikasyonlar, yine sistemik hipertansiyon ya da idiopatik hipertansiyon, kalp kapak hastalıkları, miyokardiyal hastalıklar, kalp ritim bozuklukları, yine akciğer hastalıklarına baktığımız zaman akciğeri ilgilendiren KOAH hastalığı, pulmoner arteriyel hipertansiyon, pulmoner emboli, bronşektazi, sarkoidoz gibi hastalıklar, yine enfeksiyöz hastalıklar, enfektofen endokardit gibi, viral miyokarditler gibi, günümüzün hastalığı olan COVID'in kendisi de şu anda yapılan çalışmalarda ciddi anlamda kalp hasarı yapabilmekte. Bunun dışında gebelik, kardiyomiyopati dediğimiz idiopatik dilate kardiyomiyopatiler, hipertrofik kardiyomiyopatiler,
yine endokrin hastalıklardan hipertiroidi, hipotiroidi, diyabet ve metabolik hastalıklar, özellikle lipid depo hastalıkları, doğuştan lipid bozuklukları, malignansiler, yine malignansiste kullanılan ilaçlar, hematolojik hastalıklar, özellikle anemi, beslenme bozuklukları, özellikle tiamin eksikliği ve yine ilaçlar ve toksinler ciddi anlamda kalp yetersizliğine sebep olan hastalıklardır. Kalp yetmezliğinde fizyopatolojik süreci bilmek çok önemlidir. Özellikle fizyopatolojik süreci bilirsek hastalığın tedavisinde ciddi anlamda kolaylıklar sağlanabilir. Kalp yetmezliği özellikle artmış ve basınç yüklenmesi sonucu miyokard hücrelerinde hipertrofi oluşmakta ve yine gevşeme bozuklukları, diastolik disfonksiyon dediğimiz ventriküler geometri bozulur. Sistolik fonksiyonlar bozulur. Kalp yetmezliğinin fizyopatolojisine baktığımız zaman en öncelikli olarak kardiyo remodeling dediğimiz kalbin yeniden şekillenmesidir ki bunlar da kalpteki artmış hacim ve basınç yüklenmesine bağlı olarak miyokard hücrelerinde hipertrofi oluşmakta. Bu hipertrofi bozukluğu sonucu olarak da kalbin emme, basma, tulumba dediğimiz, özellikle kalbin gevşemesi esnasında, bizim diastol dediğimiz kalbin gevşemesi esnasında kalp dolum basıncı bozulmaktadır. Kalp yetmezliğinde ilk görülen bulgu ya da fizyopatolojik süreç diastolik fonksiyon bozukluğudur. Bunun devamında ventriküler geometrinin bozulması, kalbin büyümesine bağlı olarak kalbin basma fonksiyonu dediğimiz sistolik fonksiyonunda bozulma meydana gelmektedir. Burada grafikte de görüldüğü gibi bu miyokard hasarı oluştuğu zaman yeniden şekillenmenin sonucu olarak birçok klinik tablo karşımıza çıkmakta. Nörohumoral aktivasyonlar olmakta, miyokard toksitesi olmakta. Bunun sonucu olarak da klinik olarak ani ölüm ya da semptomlar dediğimiz belirtiler, hastadaki dispne, yorgunluk, ödem gibi bulgular ortaya çıkabilmektedir. Yine kalp yetmezliğinin fizyopatolojik sürecinin bir diğeri nörohumoral aktivasyondur. Özellikle kalp iş yükünü ya da vücudun oksijen ihtiyacını vücuda gönderebilmek için ya da hayati organlara kardiyak pompa görevini yapabilmek için sempatik aktivite dediğimiz kalbin kontraktilite ve iş yükü artmaktadır. Bunun sonucu olarak da anjiyotensin aldosteron sisteminde artış olmakta. Bu da damarlarda kontraksiyon, daralma dediğimiz periferik vazokonstriksiyon oluşturmakta. Bu da kalbin iş yükünü ikinci olarak kalbi tekrar zorlayarak vücuttaki dirence karşı aşırı bir kalp üzerine yük oluşturmaktadır. Yine bu nörohümoral aktivasyon sonucu özellikle renin anjiyotensin sisteminin aldosteronu aktive etmesiyle vücutta sodyum sıvı tutulumu artmakta. Bunun sonucu olarak ödem meydana gelmekte. Yine fizyopatolojik süreç içerisinde periferik direncin artması sonucu perifere yetersiz kan akımının olması sonucu insanlarda ya da bu hastalığa yakalananlarda halsizlik, yürürken efor dispnesi dediğimiz egzersiz intoleransı oluşmakta, hasta yorgunluk çekmektedir. Kalp yetmezliğindeki süreç sonrası yine kalp geometrisinde bozulma meydana gelmekte, kalbin genişleme fonksiyonuyla bir diğer mekanizma da özellikle kalp kapaklarının, kapakçıklarının kalp vücuda kanı pompalarken vücuda doğru gitme şeklinde değil de kanın tekrar geriye doğru yansıması, bu da özellikle akciğerlerde basınç artmasına neden olmakta ve nefes darlığı şeklinde karşımıza belirtilerle ortaya çıkmaktadır. Bir diğer fizyopatolojik süreçine baktığımız zaman özellikle kalbin yeniden şekillenme dediğimiz remodeling etkisiyle kalpte hipertrofi olduğu zaman kalbin kendisinin oksijen ihtiyacı artmakta. Bunun sonucu olarak eğer kalpte bir iskemik durum var ise, özellikle koroner damarlarda iskemik bir durum var ise
kalpte anjinal vasıta, göğüs ağrıları meydana gelmekte ve hastanın günlük hayatını etkilemektedir. Yine kalp yetmezliğindeki en önemli sempatik aktivasyon sonucu meydana gelen noradrenalin, adrenalin, anjiyotensin gibi hormonların artmasıyla, bunların kendisinin aşırı katekolamin deşarj dediğimiz etkiyle kalp hücrelerinde toksik etki meydana getirmekte ve özellikle ani ölüme sebep olan ventriküler taşikardi, ventriküler fibrilasyon gibi hayati öneme sahip olan aritmileri tetikleyebilmektedir. Sonuç olarak kalp yetmezliğinde oluşan bu hemodinamik bozukluklar, atrial ve ventriküler volüm ve basınçlarında artış, venöz sistemde yine kapiller basınçta sıvı artışı ve özellikle intersiyel ve ekstrasiyonlar alanda sıvı artışına meydana yol açmaktadır. Kalp yetmezliğinin bu fizyopatolojik süreç sonucunda klinik tiplerine baktığımız zaman kalp yetmezliği karşımıza kronik, yani hiçbir semptom vermeden, belirti vermeden devam eden ya da bizim diğer ifademizle kompanse kalp yetmezliği dediğimiz durum. Bunun akut birçok sebepten alevlenmeler sonucu ve hatta hastanın hastaneye yatışını gerektiren akut kalp yetersizliği dediğimiz, diğer adıyla dekompanse kalp yetmezliği dediğimiz klinik durum ortaya çıkabilir. Yine kalbin her iki tarafında da özellikle sağ ve sol ventrikülleri etkilenmesi sonucu sağ ve sol kalp yetmezliği ortaya çıkabilmekte ve yine kalbin iş yükünün artmasına bağlı olarak ya da azalmasına bağlı olarak düşük debili, yüksek debili kalp yetmezliği, yine kalbin ileriye atım, az önce de ifade ettiğim mitral yetersizliği gibi sebeplerden ya da kapak yetersizliği gibi sebeplerden geriye doğru kalp yetmezliği ve fizyopatolojik süreci remodeling'i anlatırken ilk başta olan diastolik ve sistolik dediğimiz kalp yetmezliği şeklinde karşımıza çıkabilmektedir. Burada akut dekompansasyon dediğimiz ya da akut kalp yetmezliği dediğimiz klinik olarak belirti vermeyen ya da subklinik olarak ortaya çıkan kalp yetmezlikleri zaman zaman karşımıza akut alevlenmeler şeklinde akut kalp yetmezliği ortaya çıkabilir. Bunun en önemli sebeplerine baktığımız zaman hastaların ilaçlarını almaması ya da ilaçlarını kesmesi, hipertansiyonlar, ritim bozuklukları, iskemik hadisesi dediğimiz miyokard infarktının ortaya çıkması, yine pulmoner emboli, enfeksiyonlar, yine emosyonel stres, gebelik, anemi gibi durumlar. Kalp yetmezliğinin belirti ve bulguları. Kalp yetmezliğinin belirti ve bulguları hastalar arasında farklılık göstermekle beraber yaklaşık kalp yetmezliğinin yarısı asemptomatiktir. Hastalarda semptomlar başladığı zaman en erken ve en sık görülen nefes darlığı dediğimiz dispnedir. Burada dispneye özellikle vurgu yapmak istiyorum. Nefes darlığı ya da diğer ifadeyle dispne, normal bir kişinin nefes darlığını alıp vermeye başladığını hissetmesidir. Ya da kısa ifadeyle bir kişi nefes alıp verdiğini hissetmeye başlamışsa biz buna nefes darlığı diyoruz. Çünkü normal kişiler ve bizler şu anda nefes alıp verirken bile nefes alıp verdiğimizin farkında değiliz. Ne zaman farkına varırsak biz buna dispne diyoruz. Tabii ki dispneyi özellikle patolojik bir dispne mi, fizyolojik bir dispne mi o anlamda ayırmak gerekebilir. Çünkü dispnenin de kendine göre klinik tipleri var. Bir kişi eğer anksiyeteye bağlı evde otururken nefes darlığım var diyor ama efor yaparken, merdiven çıkarken, gezerken nefes darlığı kayboluyorsa bu kalp yetmezliğine bağlı nefes darlığı değil, daha ziyade anksiyeteye, strese bağlı nefes darlığı olarak adlandırıyoruz. Bir diğer nefes darlığı da yetersiz efor kapasitesine bağlı olarak kişi fizyolojik olarak sedanter bir hayat yaşıyor ve ani bir efor gerektirdiği zaman ortaya çıkan nefes darlığı olursa biz buna yetersiz efor kapasitesine bağlı nefes darlığı diyoruz. Bunlar fizyopatolojik olarak kalp yetmezliği olan dispne çeşitlerinden değil. Ama bizim için kalp yetmezliğinde nefes darlığının kliniklerine baktığımız zaman birincisi efor dispnesi, ikincisi ortopne ve PND'dir.
Tabii ki kalp yetmezliği hastalarında nefes darlığının efor dispnea durumuna göre sınıflandırılması mevcut. Bu sınıflandırmaya göre hastanın klinik durumunu belirleyebiliyoruz. Özellikle evre 1, evre 2, evre 3 ve evre 4 dediğimiz, evre 1'de efor kısıtlılığı, günlük aktivitelerde herhangi bir efor kısıtlılığı mevcut değildir. Evre 2 ya da sınıf 2'de hastada günlük aktivitelerde hafif kısıtlılık mevcut. Sınıf 3'te günlük aktivitelerde ciddi kısıtlılık mevcut olup, sınıf 4 dediğimiz dispnede ise hasta tamamen oturduğu yerde, evde işini görürken, mutfağa giderken, bir odadan diğerine giderken ciddi anlamda nefes darlığı çekmektedir. Dispnenin diğer bir tipi olan ortopne ve PN'de özellikle günlük yer çekiminin etkisiyle hasta otururken, gezerken, kalbin pompa fonksiyonuna bağlı, yetersizliğine bağlı olarak vücuttaki damar aralığındaki, intravasküler alandaki damar aralığındaki sıvının interstisyal aralığa geçmesi sonucu ve evine geldiğinde ya da istirahate geçtiğinde bu interstisyal aralıktaki sıvının tekrar intravasküler alana geçmesiyle ortaya çıkan klinik tablolardır. Özellikle paroksimal nokturnal dispne gecenin ilerleyen saatlerde hastayı boğulma tarzında ciddi öksürük ve nefes darlığıyla uyandırmakta. Ortopne ise bundan daha ileri bir durum olup artık hastanın yatarken bile nefes darlığı çekmesine neden olmasından dolayı ortopnesi olan hastaların hepsi ya yatarken 3-4 yastık ya da otururken uyumak zorunda kalmaktadır. Bir diğer belirtiye baktığımız zaman özellikle vücuda yetersiz kan akımının azalmasına bağlı olarak hastada yorgunluk, halsizlik ve yine hayati organlar olan beyine kan akımının yeterli olmamasından kaynaklı hastada özellikle baş dönmesi, kulak çınlaması, halsizlik, bayılma gibi ve daha da ileri seviyede özellikle demans dediğimiz ya da delirium tablosu dediğimiz hastanın kendi ve etrafındaki kişilerle konuşurken ne dediğinin farkına varmadan ciddi anlamda klinik psikolojik bozukluklar meydana gelebilmekte. Ve yine bir diğer belirti özellikle anoreksi ve karın ağrısı, bunlarda daha ziyade kalp yetmezliğinde kalbin emme fonksiyonu bozulduğu için özellikle mide bağırsaktaki ödemden kaynaklı olarak hastaların yediklerini sindirememesi, şişkinlik, dispeptik yakınma dediğimiz mide ağrıları, kabızlık, ishal gibi şikayetler olabilmekte ve bunun sonucu yine hastada ciddi zayıflama, kaş eksisi dediğimiz durumlar ortaya çıkabilmektedir. Ve yine sıvı birikmesine bağlı olarak da özellikle akciğerdeki öksürük refleksinin uyarılmasına bağlı olarak da kalp yetmezliği hastalarında öksürük, nefes darlığı gibi şikayetler sık sık karşımıza gelebilmektedir. Kalp yetmezliği hastalarında fizik muayene bulguları önemli. Eğer fizyopatolojik süreci iyi kavrarsak kendiliğinden hangi fizik muayene bulgularının çıkacağı ortadadır. Özellikle sıvı yüklenmesine bağlı olarak akciğerlerde interstisyal alakta sıvı yüklenmesi ve buna bağlı olarak fizik muayenede RAL dediğimiz akciğerdeki sesleri duyabiliriz. Yine akciğerde film çektiğimiz zaman teleradyografi, akciğerdeki sıvı birikimine bağlı interstisyal alakta ödemler görebiliriz. Plevral efüzyon görebiliriz. Kalple ilgili baktığımız zaman kalpte özellikle bu remodeling'e bağlı, kalp kapaklarında kaçağa bağlı olarak sistolik üfürümler duyabiliriz. S3 dediğimiz özellikle kalbin pompa fonksiyonunun bozulmasına bağlı olarak kalbe dönen kan miktarıyla ventrikül içerisindeki kalan kanın birbirine temas etmesi sonucu ortaya çıkan S3 dediğimiz ve yine atriyumun kasılması sonucu ventrikül içerisindeki kalan kanla titreşim meydana getirmesi sonucu S4 dediğimiz kalp sesleri duyabiliriz. Bunları S3 ya da S4 galo şeklinde
adlandırabiliyoruz. Yine telede ya da diğer laboratuvar testlerinde ekokardiyografi gibi kalpte özellikle büyüme görülebilir, kardiyomegali dediğimiz. Yine bunun dışında vücuttaki volüm yüklenmesine bağlı olarak ayaklarda ödem, karında hasit, karaciğer büyümesi, boyun venöz damarlarında volüm artışına bağlı jugüler venöz dolgunluk dediğimiz boyun damarlarında dolgunluk görülebilir. Özellikle ileri kalp yetmezliğinde periferik vazofonksiyona bağlı periferlerde, el ayaklarda soğukluk, siyanoz yine görülebilir. Nabız muayenelerinde pulsus alternans, zayıf ya da kuvvetli vurular şeklinde karşımıza nabızlar görülebilir. Yine vital bulgular dediğimiz taşikardi, kalp hızının artması, solunum hızının artması, takipne şeklinde bulgularla karşımıza çıkabilir. Yine kalp yetmezliği hastalarında kan basıncı çoğu zaman normal olabilir. Hipertansiyonu varsa yüksek olabilir, düşük olabilir. Bunlar direkt kalp yetmezliğinin bulguları olmamakla birlikte özellikle kalp yetmezliğinin klinik formu olan kardiyojenik şok durumlarında ciddi hipotansif ataklar görülebilir. Burada resimde görülen hastaların ayak bileğindeki ödemler özellikle kalp yetmezliğindeki ödemlerin öde bırakan tarzda ve mutlaka bilateral olması gerektiğini unutmamalıyız. Kalp yetmezliğinde laboratuvar tetiklerine baktığımız zaman kalp yetmezliği hastalarında spesifik herhangi ciddi bir kalp yetmezliğini direkt tanı koyduracak bulgular olmamakla birlikte bozulmuş kardiyak fonksiyona bağlı olarak özellikle aşırı su ve tuz tutulumuna bağlı elektrolit dengesizlikleri, sodyum düşüklüğü, potasyum artması, yine karaciğer fonksiyon bozukluğu, AST, ALT ve diğer enzimlerin yüksek olması gibi laboratuvar bulguları ortaya çıkabilir. Son zamanlarda kalp yetmezliğinin tanısında prognostik öneme sahip olan bireyin natriuretik peptit dediğimiz özellikle aşırı volüm yüküne bağlı olarak kalpte ventriküller ve atriyumlardan salınan B tip natriuretik peptit ve de proBNP dediğimiz peptitler salınmakta. Özellikle nefes darlığının ayrıca tanısında da kalp yetmezliği mi bu hasta ya da değil mi, kalp dışı sebeplerin bağlı olduğunu anlama noktasında bireyin natriuretik peptit dediğimiz laboratuvar tetiklere bakabiliriz. Bunun dışında kalp yetmezliği hastalarında özellikle tiroid fonksiyon bozuklukları olduğu gibi tiroid fonksiyon bozukluklarının kendisi de kalp yetmezliğine sebep olabilir. Yine kalp yetmezliği hastalarında anemi kalp yetmezliğine bağlı olabildiği gibi yine aneminin kendisi kalp yetmezliğine bağlı olabilir. Etiyoloji ve sebepleri araştırırken bunlara da bakmak mümkün. Yine kalp yetmezliği hastalarında özellikle lipid bozuklukları, yine karaciğer fonksiyon bozukluklarına bakılabilir. Yine kalp yetersizliği olan hastalarda laboratuvar tetki olarak EKG çektirebiliriz. Yine EKG'de kalp yetmezliğini spesifik olarak gösteren herhangi bir bulgu olmamakla beraber kalp yetmezliğinin fizyopatolojik süreç içerisinde EKG üzerindeki oluşturan elektriksel aktiviteler, özellikle aritmiler, kalp hipertrofileri, dilatasyon bulguları gibi bulguları görebiliriz. Özellikle ileti gecikmesi dediğimiz QRS genişlemelerine bakabiliriz. Çünkü son dönem kalp yetersizliğinde QRS genişlemelerini daraltarak kalbin senkron kasılmasını sağlayarak kalp yetmezliği semptomlarını hafifleterek tedavi edebiliriz. Bu yönüyle EKG önemli. Yine ritim holter dediğimiz 24 saatlik takiplerle kalp yetmezliği hastalarında aritmik bir durum var mı, ritim bozukluğu var mı? Bunlara bakabiliriz. Yine kalp büyüklüğünü anlama noktasında, akciğerde sıvı birikmesi noktasında teleradyografiye bakabiliriz. Bunun dışında kalpteki basınçları, düşük basınç, yüksek basınç ya da sağ kalp, sol kalp yetersizliğini anlama noktasında kardiyak kateterizasyon yapabiliriz. Yine özellikle non-invaziv bir tetik olan ekokardiyografi, bizde kalp yetersizliğinin hem tanı hem tedavisini takip etme noktasında
ciddi bir fayda sağlamakta. Ekokardiyografi cihazı, radyasyonu olmayan, ultrasonik ses dalgalarıyla çalışan bir cihaz olup, bununla kalpteki büyümeleri, hipertrofileri, yine kalp kapaklarındaki darlıkları, kaçakları anlama noktasında bize ciddi anlamda fayda sağlamaktadır. Kalp yetmezliğinde tedaviye geldiğimiz zaman, son zamanlarda kalp yetmezliğinin başlangıç ve klinik girişini belirleme noktasında, tedaviye yön verme noktasında yine kalp yetmezliğinde yeni bir evreleme sistemi vardır. Bu evreleme sisteminde özellikle evre ABC diye ayırıyoruz. Evre A'da özellikle hastada herhangi bir kalp yetmezliği semptomu yok, fakat kalp yetmezliğine sebep olabilecek hastalık ve riskli durumlar var. Özellikle koroner arter hastalığı, miyokard infarktüsü, diyabet, hipertansiyon gibi durumları önceden tedavi ederek hastanın kalp yetmezliğine hem gidişini ileri evre olmasını engellemek, hem de mortalite ve morbiditeyi azaltarak hastanın geç döneme kadar kalp yetmezliği olmadan hayatını devam ettirebilmesi noktasında evre A'da bu hastalığı tanıyıp tedavi etmek önemlidir. Bu yönüyle bu sınıflamayı ben özellikle vurgulamak istiyorum. Kalp yetmezliğini tedavi etmek için sadece kalp uzmanı olmaya gerek yok. Nasıl aşılamalarda önlem profilaksi olabildiği gibi, primer korunma olduğu gibi enfeksiyon hastalıklarında, kalp yetmezliğinde bir nevi primer korunma gibi kalp yetmezliğine neden olan evre A dediğimiz kalp yetersizliğine sebep olabilecek hastalıkları biz önceden iyi tedavi edersek, özellikle aile hekimliği döneminde hastalar hastaneye gelmeden bunların hipertansiyonunu, diyabetini, koroner arter hastalığını ve buna bağlı risk faktörlerini azaltırsak, hastalığı özellikle kronik ya da dekompanse kalp yetmezliği noktasında gidişatı önleme noktasında bize ciddi anlamda bu evreleme fayda sağlamaktadır. Yine evre B dediğimiz kalp yetmezliğine baktığımız zaman, bunda yine hastada semptom yok ama kalp yetmezliğine sebep olabilecek hastalıkların oluşturduğu, işte kalp kasılma sistolik fonksiyon dediğimiz kalp kasında bozukluklar, miyokard infarktüsüne bağlı ya da hipertansiyona bağlı kalpteki geniş büyümeler, yine birçok dilate KMP gibi sebebini bilemediğimiz miyokarditler gibi durumlarda kalpte ciddi anlamda genişlemeler var, fakat bunlarda semptom yok. Özellikle evre B dediğimiz zaman kalp yetmezliği semptomu yok, fakat kalp yetmezliğine sebep olan hastalıkların kalpte yaptığı hasarların var olduğu anlaşılmakta. Ve yine evre C dediğimiz zaman hastada hem kalp yetmezliği semptomları var hem de kalpte hasar var. Evre D dediğimiz ise kalp yetmezliği ya da ileri devre kalp yetmezliği ya da dekompanse kalp yetmezliği dediğimiz durumlar mevcuttur. Bu şekilde gelen hastalar çoğu zaman hastaneye yatırılarak, hospitalize edilerek tedavi edilen gruptur. Özellikle bu grup hastalarda mortalitenin çok yüksek olduğunu bilmek önemlidir. Bu yönüyle kalp yetmezliğini tedavi ederken bu evrelemeyi düşünerek ona göre hastalara tedavi yaklaşımını ayarlamak gerekmektedir. Kalp yetmezliği tedavisi yaparken hedefimiz şunlar olmalıdır. Özellikle hastaların semptomlarını gidererek mortaliteyi azaltmak, hastaneye yatışı engellemek, fonksiyonel kapasitesini artırarak hastanın günlük efor dispnesini, yani eforda gelişen dispneyi iyileştirerek daha rahat bir hayat sürmesini temin etmek olmalıdır. Bunu yaparken de kalp yetmezliğindeki tedaviye biz üç şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Bunlardan birisi genel yaklaşım. İkincisi farmakolojik yaklaşım, üçüncüsü de non farmakolojik yaklaşım. Özellikle birinci basamak tedavide hastalara genel yaklaşım ve farmakolojik yaklaşımı çok iyi bilmek gerekir. Genel yaklaşımda hastanın özellikle predispoze olan durumlar, daha önceki slaytlarda bahsettiğim gibi onlara dikkat etmek gerekir. Hastanın hipertansiyona dikkat etmesi, diyabetine dikkat etmesi, yürüyüşüne, yediğine, diyetine dikkat etmesi gerekir. Özellikle aktivitelerini iyileştirmek,
bunu iyileştirebilmek için efor kapasitesinin artılmasını sağlayacak fiziksel egzersizler yapmak gerekir. Yine bunun yanında bir diğer tedavi olan farmakolojik tedavi kalp yetmezliğinde çok önemli yer tutmaktadır. Evre A dediğimiz kalp yetmezliğinde kalp yetmezliğine neden olan riskli hastalıklar dediğimiz zaman burada hipertansiyon, diyabet, koroner arter hastalığında kullanılan ilaçlar kalp yetmezliğinde de kullanılmaktadır. Bu yönüyle ilaç bilgilerini iyi bilirsek kalp yetmezliği hastalarını çok rahat tanır ve onları tedavi edebiliriz. Onun için ilaç bilgisine iyi bilmeli ve ilaçların endikasyon ve kontraindikasyonlarını öğrenebilmeliyiz. Tabii ki bugünkü dersimizde genel bilgi olma noktası dolayısıyla sadece ilaçların ismini vererek konuyu bitirmek istiyorum. Özellikle kalp yetmezliğinde diüretikler, ACE inhibitörleri, angiotensin reseptör antagonisti dediğimiz ARB'ler, beta blokörler, nootropik ajanlar ve yine vazodilatatör ajanlar, eğer hasta evre D dediğimiz hastanın yatmayı gerektiren durumlar geliştiği zaman oralarda da yine inotropik ajanlar, IV kullanılan ajanları kullanabiliriz. Bunun dışında kalp yetmezliğinde non farmakolojik tedavi dediğimiz zaman özellikle eğer iskemik bir hadise varsa miyokard revaskülerizasyonu dediğimiz bypass ya da stent durumları, yine kalpteki inotropik etki ya da kardiyak senkronizasyonu sağlayabilmek için ya da ani kardiyak ölümleri engelleyebilmek için ICD ya da CRT dediğimiz kalp pilleri, yine kalpte oluşabilen bozukluklar varsa kalpte anevrizma gibi, mitral yetersizliği gibi cerrahi işlemler, yine bunlarla cevap alınamayan durumlarda destek cihazları dediğimiz özellikle yapay kalp pompaları ve yine nihai olarak hastalar genç yaş grubunda ise bunların hayatını devam ettirebilmeleri açısından, yaşamlarını son bulmaması açısından kalp cerrahisi ya da kalp nakli gibi tedaviler yapılabilir. Ben bu dersi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar dersin sonunda bu stresli süreçte çok iyi çalışmanızı, evden çıkmamanızı temenni ediyor. Teşekkür ediyorum.